Bursa'nın yapı taşı Atış Yapı sunar. Emlak sayfasından herkese merhabalar. Bursa'nın günlük tek emlak programı Emlak Sayfası bugün farklı bir yerden sizlere sesleniyor. Bugün İnegöl Mobilya Fuarı'ndayız. Yanımızda İnegöl Mobilya Fuarı'na renk katan bir proje var. Projenin de herhalde sahibi, mimarı, her şey desek yeri olacak. Çelebiler İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Çelebi var. İnegöl'e yeni bir yatırım yapıyorlar şu anda. Mobilimo Alışveriş Merkezi, Mobilimo Mobilya Alışveriş Merkezi. Şimdi detayları kendisinden alacağız ama öncelikle soralım Mehmet Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten nabzını tutuyorsunuz. Sizleri de takip ediyorum, programınızı da takip ediyorum. Bursa'da ve Bursa çevresinde birçok inşaatla alakalı, emlakla alakalı artık insanlar sizden bilgi alıyorlar. Bu çok sevindirici bir haber. Onun dışında mobilyaya gelince aslında 1974 yılında kurulan bir firmayız Çelebiler İnşaat olarak. 10.000'in üzerinde daire imalatımız, komite imalatımız var ve Bursa'da çok tanınan, çok bilinen, çok sevilen bir firmayız. Araştırmalar yaptık. Ne yapabiliriz diye biliyorsunuz son 2013-2014 yılı konut anlamında, inşaat anlamında biraz durağan geçti. Bununla alakalı anketler düzenledik, neler yapabiliriz ve yönümüzü İnegöl'e çevirdik. Çünkü İnegöl mobilyacılık, yani mobilya sektörü ihracatını artıran tek sektör oldu 2014 yılında. Ondan dolayı mobilya üzerinde neler yapabiliriz, inşaat anlamında biz mobilya sektörüne neler katabiliriz konusunda kendimize bir yol çizdik. Öncesinde ekibimizle beraber burada anket çalışması yaptık. Yaklaşık olarak 3500 kayıtlı firması olan İnegöl'de anketlerimizde neticede İnegöl'ün mobilya ile alakalı dünyada bir marka olduğu ve bu markanın tanıtılması konusunda bizim mobilya AVM yapacağımız fikri ortaya çıktı. Üreticilerimizi tamamıyla araştırdık. Nasıl bir alan istersiniz? Onların görüşlerini aldıktan sonra da böyle bir şeye karar verdik. Toplamda 40.000 metrekare arsa alanı olan, inşaat alanı 105.000 metrekarelere varan bir tesis ürettik. 40.000 metrekarenin yanında 61 tane üretici pozisyonundaki firmayla biz mobilya AVM'nin temellerinde geçtiğimiz ayda attık. İlk lansmanımızı öncelikle İnegöl olduğu için, yerimiz İnegöl'de olduğu için lansmanımızı İnegöl Modev Fuar'da yapmayı düşündük ve planladık ve şu anda da icraatımız müthiş tepkiler aldık. Bilmiyorum, belki de şansımız, başladığımız günden itibaren yaklaşık olarak yurt dışından 22 tane kafile, 22 tane farklı firmayla görüşmeler yaptık. Kartlarını aldık, işte onlarla teaserlar paylaştık, onlarla projeyi paylaştık ve müthiş şekilde, hiç inanılmaz bir şekilde, belki hani biz bu kadarını kesinlikle beklemiyorduk, kısmet mi diyelim bilmiyorum artık, müthiş derecede olumlu etkiler kazandık ve neticesinde de şu anda gayet memnunuz. Nasıl bir proje yaptık? Mobilimo projesinden ben biraz daha detay istiyorum açıkçası. Burada ticari alanlar, kapalı otoparklar, kafeler, restoranlar, özel bir proje. Biraz bu alanlardan bahsedelim. Yani dükkan büyüklükleri ne kadar tasarlandı, içerisinde hangi lokasyonlar var, neler var? Bilinçli bir yatırım yaptığımızı düşünüyorum. Öncesinde de söylediğim gibi çok ciddi araştırmalara girdik. Daha önce yapılan örneklerden de
tamamıyla nasıl bir örnek yapıldı, nasıl bir AVM yapıldı, eksikler nelerdir? Bunları belirleyip bu eksikler üzerinde çalıştık. Daha önce yapılmış örneklerde food court alanları, yani fast foodlarımız eksikti. Teras kafeler eksikti. Bunları tamamladık. Metrekareler anlamında tamamıyla mobilyacıların showroomlarına yönelik üretimler gerçekleştirdik. Ortalama dükkanlarımız 1200 metrekareden başlıyor. Mağazalı alanlarımız 1200 metrekareden başlıyor. 2000 metrekareye kadar varan genişlikte mağazalarımız var. Toplamda 61 bağımsız bölüme sahibiz. Bunun dışında fast food alanlarımıza 12 tane dünya markası almayı düşünüyoruz. Şu anda marka veremiyoruz ama gerçekten dünyada çok ciddi ses getirmiş markalarla görüşmelerimiz, yazışmalarımız sürmekte. Lokasyon anlamında çok doğru bir noktadayız. Ankara, Bursa yolu üzerindeyiz. Çok ciddi şekilde sadece tabii ki mobilya AVM olarak değil, normal AVM statüsünde kalabalığı toplayabilecek bir noktadayız. Ondan dolayı sosyal testlere çok önem verdik. Bunun dışında dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, bunun dışında efendim otopark alanları, araç yıkama alanları, tesisler, tamamıyla sosyal bütünlükte her şeyi yaptığımızı düşünüyoruz. Ve neticesinde memnuniyet anket formları düzenliyoruz. Şu anda firmalarımızı geziyor arkadaşlarımız. Burada yaklaşık 10 kişilik ekibimiz var. Lansmanımızı tam teşekküllü bir şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi öncelikle İnegöl'de tanıtıma karar verdik. Çünkü buradan doğmuş bir tamamıyla bir yapı. Ben başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Açıkçası çünkü gelen tepkiler o yönde. Bilinçli bir şekilde planladığımız için de çok memnunum. Ben bu soruları yönelttiğiniz için size teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi merak edilenler çok fazla Mobilimo ile ilgili. Teslimler ne zaman başlayacak? İnşaatın tahmini bitiş süresi nedir? Efendim şöyle, Mobilimo, öncelikle isminden de biraz söz edeyim. Mobilimo, neden Mobilimo, niçin? Mobilimo İngilizce karakterli bir kelime. Mobilyam orada demek efendim. Ne zaman biteceği konusunda 1,5 ay önce biz temelimizi attık. Normalde 105 bin metrekare inşaat, inşaat standartlarında 36 ay gibi bir süre alıyor. Biz bunu kısalttık efendim. Şunu da ek bir bilgi olarak vereyim. Bizim inşaatımız prefabrik değil efendim. Yani bu çok önemli bir konu. Çünkü daha önce geçtiğimiz dönemlerde Rabbim bir daha yaşatmasın. 99 depremini biz yaşadık. Ve bölgede yapılan, bu bölgede yapılan, Yalova'da yapılan, Kocaeli'nde yapılan bütün prefabrik yapıların yıkıldığını gördük. %30 maliyet fazlası olmasına rağmen biz betonarme olarak yaptık. Biraz sürecimiz uzayacak ama 41 yıllık bir tecrübeyle biz bunu 36 aylık olan süreyi 24 aya çekeceğiz. Yani Mobilimo projemiz 2016 sonunda kabasını bitirecek. 2017 Haziran ayında da teslim edilecek. Mobilimo baktığınızda dışarıdan yaşayan bir sosyal alan. Yani işte fast foodlardan bahsediyorsunuz. Ticaretin merkezi olmasından bahsediyorsunuz. Bu anlamda sadece mobilyacılar için değil de sanki yatırım için yeni bir ürün arayanlar adına yeni bir fırsat da sunuyor diyebilir miyiz? Çünkü metrekare fiyatlarınızı konuştuk. Oldukça cazip fiyatlar sunmuşsunuz. Bunun nedeni ne? Yani daha yüksek fiyattan çıkmak da söz konusu iken siz biraz daha bu işi hatırı sayılır bir rakama çekmişsiniz. Nedenini de merak ediyorum açıkçası. Şimdi biz projelerimizi, daha önceki projelerimizde bu bizim 122. projemiz. Projelerimizin tamamını biz canlı organizmalara benzetiyoruz. Yani projeler başladığı zaman canlı olarak devam etmeli. Aslında ihtiyaç hasıl olduğu için değil veya işte sunalım, sunumunu yapalım değil. Biz canlı organizmaya benzettiğimiz için canlı bir organizma gibi devam etmesi gerekiyor. Yani satışın temelden de alınması lazım. İşte kaba inşaatı bittikten sonra da bina bittikten sonra da alınması lazım. Evet, çok uygunuz şu anda. Çünkü biliyorsunuz, siz de yakından takip ediyorsunuz. Bursa'daki konutlarımızı biz 3500 liraya metrekaresini satar iken burada AVM'de mağaza alanların metrekaresini 2500 liradan satıyoruz. Müthiş. Aslında bizim maliyetimiz bu. Ama kademeli satış sistemiyle 2500 lira, 2750 lira, 3000 lira, 3250 lira ve 3500 lirayla metrekaresini sonlandırmayı düşünüyoruz. Bunun dışında neden efendim uygun? Çünkü yatırımcılara yönelik yapıyoruz efendim biz bunu. Bunun dışında bizim dediniz ya, hani neden yatırımcılar için uygun bir yer mi? Evet efendim, biz yol üzerinde hayatın tam içindeyiz. Merak
merak edilen bir şey daha var Mehmet Bey. Haliyle büyük bir proje yapıyorsunuz. İnsan odaklı bir proje yapıyorsunuz. Bunun yönetimi de aynı zamanda ayrı bir iş olacak. Yani buradaki alışveriş merkezi yönetimi çok zorlu bir dönemdir. Bunu nasıl karşılayacaksınız? Mobilimo'da yönetim biçimi nasıl planlanıyor? Neyi düşünüyorsunuz? Efendim şimdi AVM projeleriyle alakalı asıl önemli olan kısım yapımından ziyadesiyle yönetilmesi kısmıdır. Projemize başlamadan önce uluslararası markaların serisinde birkaç AVM yönetim işi yapan firmayla görüştük. Çok ciddi markalar, isim telaffuz etmek istemiyorum burada. Bu arkadaşla bilgi alışverişinde bulunduk. Ve biz dediğim gibi yani Mobilimo AVM yapmaktan ziyadesiyle iyi bir şekilde, kaliteli bir şekilde marka niteliğini taşıyacak bir şekilde yönetilmesine çok önem verdik. Bununla alakalı dediğim gibi danışma firmalarımız var. Danışman firmalarla oturduk, konuştuk efendim. Mobilimo AVM'nin yönetimi şöyle söyleyeyim. Ne biz tarafından ne orada oturacak olan veya mağaza sahibi olan insanlar tarafından yönetilmeyecek. Gerçekten Türkiye'de marka AVM projelerini yöneten, yönlendiren ve satışını kiralamasını yapan ekipler tarafından yapılacak. Bu konuda çok müsterihiz. Yani bu konuyla alakalı işte daha önce yapılan AVM niteliğinde bu bölgede yapılan mobil AVM niteliğinde yapılan bölgelerdeki notlarımızı aldık efendim. Aidatların çok yüksek olduğu söylendi. Bizim burada aidat rakamlarımızı öncesinden belirledik. Şu anda işte aynı diye nitelendirdiğimiz mobil AVM'lerde metrekare başına yönetim gideri 4,5 lirayken 5 lirayken biz bunu tamamıyla sabitledik. Metrekare yönetim giderimiz 2 lira ile 2,5 lira arasında. Şimdiden belirlediniz ya. Efendim bu çok önemli bir konu. Dediğim gibi yani üretim yapmak, herkes üretim yapıyor günümüzde. Yani herkes inşaat yapabilir, herkes proje yapabilir ama bilinçli proje efendim gerçekten 40 yılını, 41 yılını bu konuda harcamış tecrübe sahibi firmalar yapabilir. Biz onlardan biriz efendim. Peki yatırımcılar Mobilimo'yu neden tercih etmeli? Çünkü malum artık seçimleri de atlattık. Yatırımlar anlamında yeni bir dönem başlıyor Türkiye'de. Mobilya her zaman cazibesini koruyan bir sektör. Mobilimo da bu anlamda bu pastanın önemli bir parçası olacak gibi gözüküyor İnegöl'de. Yatırımcılara ne tavsiye edersiniz? Bir yatırımcı gözüyle nasıl okumak lazım bu projeyi? Şöyle, bizim satışla alakalı öncelikle hiçbir şekilde satışla alakalı bir endişemiz yok. Biz dediğim gibi konuşmamızın başında da söyledim. Öncelikli olarak İnegöl'de başladık. İnegöl'de başlamamızın sebebi sadece bizde hani vardır ya adab-ı muhaşere kuralları. Önce üretim yaptığımız yerden başlıyoruz. Yoksa Çelebiler İnşaat efendim bu projeyi Bursa'da bir ay içinde tamamını satabilir. Yatırımcılarla alakalı dediğim gibi anketler hali hazırda hala devam ediyor. Memnuniyet formları devam ediyor. Memnuniyet formlarında aldığımız şey efendim 35 bin lira gibi kira öneriyorlar bize. 1200 metrekare yere 30-35 bin lira gibi kiralar öneriliyor. Ya satmayın burayı. Neden satıyorsunuz? Kiraya verelim. Şimdi 35 bin lira. Biz 35 bin lira kira getirecek mülkü 3,5 milyona satıyoruz efendim. 3,5 milyona satılan mülk 35 bin lira kira getiriyor. Bu ne demektir efendim? Kendisini 7 yılda amorti ediyor. Normalde emlak sektöründe ülkemizde 10 yıl, 12 yıl, 14 yıl, 18 yıla kadar amortisman ediyordu. Ama şu anda 7 yılda biz, yani bunu açıkça net ifade edebilirim. Ben şöyle düşünüyorum, projenin dışında olsaydım emin olun tamamıyla dükkanları alırdım. Yani normalde biz 10 ila 15 yıla şöyle orta düzeyde iyi bir yatırım gözüyle bakılıyor ama siz neredeyse yarı yarıya diyorsunuz. Kira çarpan oranı cidden bu anlamda avantajlı gözüküyor şu aşamada. Fiyatlarda bir değişme olacak mı? Hani konutlarda yapıyoruz ya. Tabii. Kesinlikle tabii. Çünkü dediğim gibi kademeli satış sistemine. Çünkü biz şu anda metrekaresini 2500 TL artık KDV'ye satıyoruz. Aslında buranın metrekaresi şu anda örneklerinde 3800 lira, 4000 lira artı KDV gibi. Tabii ki burada yatırımcılarımız erken bir şekilde avantajlı olacak. Biz her projemizde sunuyoruz. Bizden temelden hangi yatırımımız olursa olsun alanlar %30 minimum zaten kazanıyorlar. Ama burada olay çok farklı. 35 bin lira bir kira getirisinden bahsediyoruz ve 3,5 milyonu alıyorsunuz. Normalde piyasa değeri efendim 35 bin lira kira getiren bir yatırımın piyasa değeri 6 milyon, 6,5 milyon gibi %100 biz burada aslında kar
sunuyoruz efendim. Onun için kimsenin, hiçbir yatırımcının aklında tek bir soru işareti kalmasın. Her şeyimizi de açığız efendim. Aslında bizler sizi hep konut projeleriyle tanıdık Bursa'da. Baktığınızda birçok Bursalıların yakından tanıdığı projelerin altında imzanız var. Hatta belki kızacaksınız ama biraz da pahalı satan firmalar arasındasınızdır. Onu da sık sık sizinle konuştuk. Bunun da nedenlerini zaten bana sürekli açıklamıştınız. Bir şeyin değeri var gerçekten ve o değeri bulması için de siz bir fiyat belirliyorsunuz. Mobilimo'da da bunu aslında çok fazla ön planda tutmamışsınız. Öncelik yatırımcıya bir teşvik amacıyla lansman fiyatı sunmuşsunuz anladığım kadarıyla. Yeni lansman ne zaman, ikinci bir lansman ne zaman planlanıyor? Şimdi efendim biz projemizi satış odaklı düşündüğümüz zaman 6 parçaya böldük. Yani yaklaşık olarak %15'ini şu anda satmayı hedefliyoruz. Ve yaptığımız planlamalarda da %15'iniz 2500 lira artı KDV'den satacağız. Diğer lansmanımız yaklaşık olarak bir ay sonra gerçekleşecek. Zaten şu anda da %15'i dedik ama şu anda baktığımız zaman bakıyorum ben opsiyonlayanlara 18 tane dükkan ediyor. Aslında burası %40'a çıkıyor. Seçici olacağız efendim. Firmaları araştıracağız. Çünkü şu anda mobilya sektörüyle alakalı bir satış yapıyoruz. Kaliteli algılanması için gelen kişinin de kaliteli olması gerekiyor. Burada mobilyacı firmalar arasında biz yani kaliteli algılanması için burada biraz seçici olacağız. Kaliteli firmaların gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Yani şu anda aslında sattık, burada durmamızın bir mantığı yok ama lansman için buradayız. Şimdi Mobilimo kısmını ben artık noktalamak istiyorum. Çünkü sizinle konuşacağımız daha birçok proje var. Çelebiler İnşaat Bursa'da sürekli üretim yapan bir firma. Özellikle Nilüfer'de önemli projelere imza attınız. Biraz Çelebiler'den şunu duymak istiyorum. Yeni konut projeleri, yeni haberler var mı? Efendim şöyle söyleyeyim. Biz 5 yıllık planlar yapıyoruz. Bütün projelerimizi oluşturmadan önce 5 yıllık konut planlamaları yapıyoruz. Bizim gibi tecrübeli olan firmalar aslında bilirler. Çünkü inşaat piyasası 5 yılda bir ivme kazanır efendim. Yani piyasalar normal haldeyken bile 5 yılda bir deriz ya hani bereket gelir efendim. Bereket gelir, o dönemlere biz getiririz projelerimizi. Geçtiğimiz 2010 yılı ile 2015 yılları arasında işte Nilüfer bölgesinin çok merkezi alanlarında La Luna projesini, Gold Towers projesini, o Gold City projesini, bunlar hep marka değeri çok yüksek projeler. Bunları ürettik ve şu anda %95 ile satışını gerçekleştirdik. Çok ciddi de bir satış rekoru kırdık. Tabii ki biz yatırıma yönelik daireler yapıyoruz. 1 artı 1'ler, 2 artı 1'ler, 3 artı 1'ler, 4 artı 1'ler, 5 artı 1'ler. Lokasyon anlamında merkezi alanlarda yapmaya çalışıyoruz. Yeni bölgeler bulacağız. Aslında sürprizimiz de var bizim. Şu anda ben yatırımcılarımızın beklemesini istiyorum. 3 aya kadar çok ciddi bir projeyle biz yatırımcılarımızın yine aynı şekilde önüne çıkacağız efendim. Herhalde bunu en son söylemeniz gereken kişiye söylediniz. Bana, ben biraz şimdi bunun üstüne giderim. Nerelerde düşünülüyor bu büyük proje? Efendim dediğim gibi yani biz ortanın üstünde bir yatırım, ortanın üstünde bir kaliteyle müşteri odaklı biz üretim yapıyoruz. Bu da ne olabilir efendim? Kaliteli yerlerde üretmek zorundayız. Yine Nilüfer diyoruz efendim. Yani Osman Gazi'de yaptık üretimimizi, Yıldırım'da da gerçekleştirdik üretimler ama alım gücü olarak biz tekrar Nilüfer diyoruz efendim. Nilüfer'in yeni bölgeleri. Ben buradan bütün yatırımcılara kesinlikle öneride bulunuyorum efendim. Yeni bölgeler, batıya doğru ilerleyin. Bakalım, bütün şehirlere bakalım, ülkelere bakalım, dünyaya bakalım. Şehrin her zaman batı yönü efendim. Tamamıyla gelişime açıktır ve gelişir. Biz de yeni projemizi batıda yapacağız efendim. Çelebiler İnşaat'ı biz kentsel dönüşüm projeleriyle pek iç içe görmedik. Çünkü yoğunluğunuz hep farklı alanlar oldu. Özellikle Mobilimo sizi bayağı heyecanlandırdığı için herhalde enerjiyi de biraz oraya kaydırdınız. Kentsel dönüşüme Bursa'da nasıl bakıyor Mehmet Çelebi? Şunu söyleyebilirim. Öncelikli olarak kentsel dönüşüm çok hassas bir konu. Ve ben sosyal proje adı altında bakıyorum kentsel dönüşüme. Çalışan arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Öncüsü olan sizin gibi değerli arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü ülkemizin kanayan yarası kalitesiz üretim. Ülkemizin ne yazık ki en büyük endişesini taşıdığımız bir deprem gerçeğimiz var. Binlerce insanımız hayatını kaybetti. Biz dediğim gibi 74 yılından bu yana üretim sağlıyoruz.
şu anda 74, 78, 82 yapımı binalarımız dahi ayakta ve deprem yönetmeliğinden de geçiyor. Ne yazık ki efendim önceki dönemlerde bilinçsiz üretim yapılıyordu. Ondan dolayı da depremlerde çok acı yaralar aldık. Kentsel dönüşümün içinde olacağız. Evet, kesinlikle fikri anlamda zaten görüyorsunuz platformlarda her zaman yanındayız bunu. Sosyal sorumluluk projesi olarak ben bakıyorum buna. Kesinlikle kentsel dönüşümün içinde olabiliriz. Ama şu anda çok yoğun bir işimiz var. Ama çok yakın zamanda enerji harcıyoruz çünkü efendim. Çünkü ne yazık ki kentsel dönüşüm, evet, el birliğiyle biz kentsel dönüşümü yapmalıyız. Ama tabanda halkla buluşuyoruz. Efendim belediyelerle buluşuyoruz. Bakanlık nezdinde buluşmalarımız gerçekleşiyor. İnşallah hızlı bir şekilde bir adım attı biliyoruz. Bakanlık ve belediye nezdinde çok ciddi bir kazanım elde ettirdiler. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Ondan dolayı kentsel dönüşüme biz olumsuz bakıyorduk. Ama şu andan itibaren biz de kentsel dönüşümün içinde olacağız. Dediğim gibi şu anda yine aynı şekilde Batı bölgesinde 2-3 ay içinde çok ciddi bir sürprizle önümüze çıkacağız. Şöyle bir dipnot vereyim. 500 konutun altında olmayacak efendim kentsel dönüşüm. Evet efendim. Tek proje mi bu yoksa birkaç projenin birleşimi? Birkaç projenin birleşmesi ve belediyenin de katkılarıyla 500 konutluk bir projeyi biz dönüştüreceğiz. 0.50 emsal artışına ne diyorsun? Evet, yani şöyle söyleyeyim, 0.50 emsal artışı iyi bir artış ama nerede iyi bir artış? Emsali düşük olan bölgelerde çok güzel bir artış. Efendim Nilüfer bölgesinde iyi. 1 ile 1.25 arasında emsal artışı olan yerlerde iyi. Ama kentsel anlamda, kentsel dönüşüm anlamda aslında ilçelerimizden en derin yarası olan yer Yıldırım, Osman Gazi. Buralarda zaten emsaller 2, 2.5, 3 gibi emsaller var. 0.50 ekstra emsal koyduğunuz zaman hiçbir konuda anlamı kalmıyor efendim. Ama Nilüfer'de müthiş derecede 0.50 emsal artışı müthiş derecede etkili olacak ve hızlı bir şekilde ben kentsel dönüşümün bu yıl içinde hızlanacağını düşünüyorum. Kentsel dönüşümle ilgili vatandaşlarda şöyle bir algı ister istemez oluştu. Gerçekten müteahhitler için büyük bir rant kapısı mı acaba diye birçok kişinin aklında soru işareti var. Belki de çok hızlı ilerlememesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Yani vatandaş tam bu konuyu maalesef anlamadı. Yani bilgi kirliliği çok yoğun. Piyasadaki insanların bu konuda tecrübesiz olması, vatandaşları da aynı şekilde yanlış yönlendirmesi maalesef süreci tam istenilen seviyeye taşımadı. Siz bu anlamda vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Bu işte gerçekten müteahhitler çok para kazanacaklar mı? Efendim böyle bir şey olsaydı zaten konuştuğumuz üzere biz de bu kentsel dönüşümün içinde alırdık, yer alırdık. Sözümün başında dediğim gibi kentsel dönüşüm tamamıyla sosyal bir proje bizim için. Bir şey ekleyeceğim Mehmet Bey. Hani işi gücü bırakıp sadece kentsel dönüşüme bile girerdik diyorsunuz. Doğru mu? Kesinlikle efendim. Rant kesinlikle böyle bir şey olamaz. Rant şöyle. Yani rant demeyelim buna. Aslında rantı sağlayan burada vatandaşlar efendim. Ama bilinçli değiller. Yani bilinçlendirmemiz gerekiyor. Aslında hani kentsel dönüşümde işte siz çok değerli arkadaşlarımız bu konuda halkı bilinçlendiriyorsunuz. Vatandaşlarımızın bilinçli olması gerekiyor. Çünkü kentsel dönüşüm rant ise eğer vatandaşlara bir ranttır. Çünkü bugün efendim eski dairesini 120 bin liraya, 130 bin liraya, 140 bin liraya satıyor vatandaş. Kentsel dönüşümle gelen aynı daireyi alan kişi 300 bin liraya, 350 bin liraya satıyor. Yani burada müteahhitin ne küçük bir hesap yapalım. Ne kazancı olabilir? 10 dairelik bir yer algılayalım efendim. 10 dairelik bir yer kentsel dönüşümle beraber 0.50 artışla beraber bir emsalli yerde 15 daire olacak efendim. 10 daire zaten vatandaş herkes dairesini istiyor. Ödeme de vermiyor. Tamam her şeye kabulüz. Nasıl hesap ortada? Hiçbir şekilde kazanım elde etmiyor. Belki işte ticari alanlar olursa kafa kafaya çıkıyor müteahhit. Müteahhit yer yokluğundan ötürü yeni imar alanlarının açılmamasından ötürü kentsel dönüşümü gerçekleştiriyor. Rant olduğu için değil. Kesinlikle böyle düşünülmesin. Yani biz müteahhitler olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Vatandaşlarımızdan da aynı nitelikte efendim özveriyi bekliyoruz. Yani kesinlikle rant değildir efendim. Önceden yer anlaşmaları %25, %30, %35 iyi diye kabul edilirdi sektörde. İnşaatçılar bu oranlara seve seve evet derlerdi. Ama zannedersem son dönemlerde artık 40'lar, 45'ler, 50'ler, 55'ler acayip bir borsa oluştu. Yer sahipleri de bu konuda biraz işin aslında farklı bir boyutuna geçtiler.
Artık neredeyse baktığınızda hepsi tok satıcıya döndü. Çünkü yer de yok. Bu anlamda dertli firmalardan biri de aslında sizlersiniz. Çünkü yer bulamıyorsunuz, yapmak istiyorsunuz. Yerle alakalı sıkıntılarda şu an ne durumdasınız? Efendim şöyle söyleyeyim. 2010 yılında biz 8 projemizle başladık. Bu projelerin 2 tanesi Osman Gazi'deydi, 2 tanesi Yıldırım'daydı, 4 tanesi de Nilüfer'deydi. Biz başladık. Oranlarımızı söylüyorum. Nilüfer'in merkezinde %33 ile biz kat karşılığı yer aldık. İşte yine Nilüfer'in bir başka yerinde %37 ile aldık. Yunus Elinde mesela Osman Gazi'de Yunus Elinde %25 ile yer aldık. Yıldırım'da %32 ile yer aldık. Biz bu kadar oran verebiliyoruz. Ama ne kadar doğru bir strateji izliyoruz, doğru bir hesap yaptığımız zaman kaliteli üretimin efendim şu anda kat karşılığı olarak %35'ten, %40'ın üzerine çıkan rakamlardan kaliteli üretim olmuyor efendim. Ama nedir? Tabii ki biz %33 ile alıyoruz. Bilinçli insanlardan alıyoruz. Net olarak söyleyeyim. Ama biz metrekaresini konutun 3000 liraya satarken, 3500 liraya satarken %50 ile alan arkadaşımız metrekaresini 2000 liraya satıyor, 1800 liraya satıyor. Burada direkt fark ortaya çıkıyor aslında. Projelerdeki doluluk oranlarınız çok yüksek. Bu da değerinizi direkt yükseltiyor zaten dairenin. Biz projelerimize efendim sadece 4 duvar, işte betonarme alan bakmıyoruz. Biz tamamıyla insanlara yakışır. Önce insan diyoruz. Sosyal anlamda projeler üretiyoruz. Tabii ki bunların her biri üstte konulduğu zaman maliyet diyoruz. Projelerimizin inanır mısınız? Nilüfer'deki yaptığımız projenin tamamında kapalı otopark var. Aslında bir zaruriyet değil, bir ihtiyaç da değil. Ama ileriye yönelik yatırımlar yapıyoruz. Biz planlarken efendim bu yılı değil, 50 yıl sonra kullanılabilecek mi benim projem? 50 yıl sonra hala isminden bahsedilebilecek mi? Bunları ön plana alıp bunlara göre üretim yapıyoruz. Ondan dolayı biz veremiyoruz. Belki açıkta kalıyoruz, belki yer bulamıyoruz ama yapacak bir şey yok efendim. Sadece proje üretmek için proje yapmıyoruz. Bir de son dönemde biliyorsunuz seçim öncesi hemen gündeme geldi. Tip imar yönetmeliğinin ertelenmesi. Bu anlamda inşaat sektörü rahat bir nefes aldı ama şimdilik. Bu konuda da yorumunuzu merak ediyorum. Tip imar yönetmeliği evet güzel yönleri de var. Eleştirilecek çok ciddi yönleri var. Tip imar yönetmeliğini çok ciddi incelediğimiz zaman üretim yapan müteahhit arkadaşlarımıza çok ciddi şekilde darbe indirir nitelikte. Geçmiş yıllarda müteahhitlerimizin aracılığıyla tip imar yönetmeliği bakanlık tarafından ileriye alındı. 2015 sonuna alındı. Bu yılda sağ olsunlar bakanımız bu konuda bize yardımcı oldu. Tip imar yönetmeliğini tekrar uzattı. Tip imar yönetmeliğini efendim daha doğrusu bu yönetmeliği ortaya koyan, kanunlaştıran kişilerin çok doğru düşünmesi gerekiyor. Sadece amaç burada proje üretmek, proje yapmak değil efendim. Yani proje üretilebilir mi? Tip imar yönetmeliği dediğiniz şey bizim arsalarımızda üreteceğimiz konutlarda %20'lik bir kayıp demek. %20'lik kayıp kime yarıyor efendim? %20'lik kayıp kimseye yaramıyor. Kazanması lazım bu ülkenin. %20'lik kazanç olması gerekiyor efendim. Müteahhitlerimiz yer alamıyorlar. Arsa fiyatları çok ciddi şişmiş durumda. Kişi kalkıyor 10 milyon liraya bir yer alıyor. 10 bin metrekare bir üretim yapacak. Tip imar yönetmeliği geldiği zaman 8 bin metrekareye düşüyor. Efendim bu %20'sinin kayıp olması demek. Açıkçası yani kanun düzenleyicilerimiz, imar yönetmelikleri düzenleyicilerimiz bütün piyasa dengesini alması gerekiyor. Yani burada üretim yapan müteahhitlerin de, satın alacak kişilerin de, arsa dengesinin de iyi hesaplanıp o şekilde imar yönetmelik. Ben inanıyorum ki ilerleyen dönemlerde aslında uzatılmasından nihayetiyle tip imar yönetmeliğinin üzerinde düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Mevcuttaki büyükşehir yasası zaten yıllardır, yaklaşık 30 yıldır kullanılıyor. Sektör kabullenmişti, vatandaş da kabullenmişti. Yeni imar yönetmeliğine inşaat temsilcileri pek sıcak bakmıyorlar. Siz de herhalde bu taraftasınız. Ya ben şöyle, yani açıkçası ben reel piyasanın içerisindeyim. Şimdi piyasanın dengesi, ticaretin dengesi alıcının, satıcının buluştuğu noktadadır. Evet, şu anda imar yönetmeliği yayınlanıyor. İmar yönetmeliği yayınlayan kişilerin aslında yani o komisyonda müteahhitler birliğinde olması gerekiyor. Net olarak bunu söyleyebilirim. İnşaat mühendislerinin, mimarların yanı sıra müteahhitlerin de orada olması. Çünkü piyasa, üretici kesim biziz efendim. Müteahhitler de üretici kesim. Tip imar yönetmeliğinde evet daha iyi yapalım. Ben zaten yapıyorum efendim yıllardır.
sosyal içerikli konutlar üretiyorum, sosyal projeler üretiyorum. Tip imar yönetmeliğinin asıl amacı da aslında beton yığınlarından ziyadesiyle ortak alanların artırılması ve sosyal donatıların artırılmasına yönelik bir projedir. Oturalım efendim, beraberce konuşalım. Yani merkezinde müteahhitin olabileceği bir tip imar yönetmeliği istiyoruz biz. Yani herkesin ortak aklı çerçevesinde herkesin içine alan bir imar yönetmeliği Bursa'ya da büyük bir kazanç sağlayacaktır. Ben konut satışlarına da geçmek istiyorum. Malum 2015 hızlı geçti. Bir Eylül'de biraz fren yapar gibi olduk ama ülke genelinde. Seçim sonrası açıkçası Ekim ve Kasım durağan diyebiliriz ama Aralık ve Ocak'tan sonrasında piyasalarda büyük bir umut yine oluştu. Siz bu Eylül öncesi ve Eylül'deki düşüşü neye bağlıyorsunuz? Efendim, kendimden yine bahsedeyim ben. 2014 yılı Haziran ayına kadar biz satışlarımızın %90'ını bitirmiştik. Biz bu böyle bir tehlikenin varlığından aslında haberdardık. Yani piyasanın kitleneceğinden, işte konut satışlarının düşeceğinden. Çünkü dediğim gibi, konuşmamızın başında dediğim gibi, konut piyasasında, ticari piyasada, satışlarda 5 yılda bir durağanlık gerçekleşir. Aslında işin özündeyiz. Belki biraz klasik bakıyoruz ama bu şekilde düşünüyoruz ve bu şekilde planlıyoruz. Gelecek dönem için çok umutluyum ben. Çünkü işte ilk lansmanımız, biz çok ciddi şekilde burada misafir ağırladık. Ve şu anda satış ofislerimizde telefonlar hiç boş durmuyor. Çok ciddi şekilde alıma gelen vatandaşlarımız var. Ben Türkiye için, sadece konut sektörü için söylemiyorum, bütün sektörler için Türkiye'nin tamamıyla önünün açık olduğunu düşünüyorum. Tamamıyla Türkiye'nin önünün açık olduğunu düşünüyorum. Şu anda efendim komşularımızdan, Arap dünyasından, bugün işte ağırladık. İşte Kuzey Afrika'dan, Libya, Cezayir, Tunus, Fas, bir sürü müşteri ağırladık. Arap dünyasından çok ciddi bir yatırım olacağını düşünüyorum Türkiye'de. Türkiye resmi anlamda birçok yatırım olacağını düşünüyorum Türkiye'ye. Türkiye'den çok fazla bir satış yaptık, çok fazla satış yaptık ama ihracat rakamlarımıza ne yazık ki yansımıyor. Aslında bu konu üzerinde de düşünülmeli. Yani ihracata alınmalı efendim inşaat. Çünkü biz her yıl bir ortalama bir firma bazındayız. Her yıl yaklaşık olarak 3 milyon, 3,5 milyon bir satış gerçekleştiriyoruz yurt dışına. Efendim neden olmasın, neden ihracat noktasında? Bizim biliyorsunuz bir bütçe açığımız var. Bu bütçe açığı bu şekilde tamamlanabilir, doldurulabilir, bütçe dengesi sağlanabilir. Ben ilerleyen yıllarda Orta Doğu'dan, Arap ülkelerinden, komşularımızdan çok ciddi bir şekilde yönelim olacağını düşünüyorum. Ve yatırımlarımızı da o yönde yapıyoruz. Yabancılara konut satışı çok ayrı bir sektör olmaya başladı Bursa'da. Bu anlamda yabancıların tercihleri daha çok ekonomik konutlar Bursa'da. Baktığınızda rakamlar belli. Yani çok zengin bir Orta Doğu kitlesi Bursa'dan yana tercihini İstanbul'a göre, İstanbul'u tercih ediyor. Fakat Bursa'da da yatırımdan vazgeçmiyorlar. Ama Çelebiler inşaatında bir sınırı var. Yani bir kalite düzeyi var. Bu anlamda fiyatlar biraz yüksek gelmesin. Efendim şöyle, biz mesela geçen yıl bir kafile kendi satış ofisimize ağırladık. Misafir ettik kendilerini. Yaklaşık 3-4 gün kaldılar bizle. Bir projemizle alakalı, Gold Towers projemizle alakalı tamamını almak istediler. Tamamı 196 dairelik bir proje. Yaklaşık olarak 50 bin metrekare inşaatın olduğu bir proje. Başlangıç satışlarındaydık henüz. Başlangıç rakamlarımız 2000 lira dolaylarındaydı. Dediğim gibi kademeli satış gerçekleştiriyoruz. Geldik şaşırdık. Tamamını almak istiyorlar. Tamamı için ya 2000 liradan biz uygun bulmadık. Açıkçası bu konuda biraz satış yapan müteahhitlerimizin de ketum olması gerekiyor. Efendim doğrudur, İstanbul birinci yıl sınıf dışarıdan gelen turistlerin yatırım yaptığı, müşterilerin yatırım yaptığı yerler. Ama Bursa'mız çok iyi efendim. Bursa'mız aslında İstanbul'un internantı durumunda. Ve ilerleyen dönemlerde de Arap dünyasının aradığı iki şey vardır. Yeşil ve mavi. İkisi de Bursa'da mevcut. Dört mevsimi yaşayan nadide illerimizden birisi Bursa. Ben Bursa'ya yatırımlı olacağını düşünüyorum ama burada müteahhitlerime ben kesinlikle bir öneride bulunuyorum. Efendim konut satışlarında, proje satışlarında ketum davransınlar. Aslında tabii algılayamıyoruz da normal müşteriler dışında gayrimenkul firmaları geliyor efendim yurt dışından. Gayrimenkul firmaları buradan 2000 liraya metrekaresini alıp Arap dünyasında bunu 3 milyona, 3000 liraya, 3500 liraya satıyorlar. Bu konuda biraz uyanık olmaları konusunda kendilerini uyarabilirim. Nelere dikkat edecekler peki?
Efendim şöyle, bizim mesela şu anda yurt dışında sözleşme yaptığımız, anlaşma yaptığımız bir gayrimenkul firması var. Çok bütçesi yüksek bir firma. İyi iletişime geçsinler efendim. Çok ciddi araştırmaya girsinler. Yani pazarlamayla alakalı yetiştirdikleri personelleri tamamıyla gayrimenkul firmalarının merkezlerine gönderebilirler. Aynı zamanda müşteri mi ağırladınız, toplu bir satış mı olacak efendim? Biz nasıl ki onları ağırlıyorsak burada, onlara da misafir olabilmeliyiz. Orada araştırma, çünkü çok yüksek rakamlarda satıyoruz efendim. 1 milyon liraya, 500 bin liraya, 300 bin liraya, toplu satışlarda 10 milyona, 15 milyona yakın satışlarımız var. Onun için ben bu konuda yurt içi bağlantılı kendilerini kanıtlamış firmalarla çalışmalarını istiyorum. Biraz da vatandaş gözüyle birkaç şey soracağım sizi bulmuşken. Vatandaş seçimleri atlattı. Artık yastık altındaki parasını, bankadaki parasını konuta çevirmeye de başlamak üzere. Bu anlamda nelere dikkat etmeliler? Yatırım için sizce en doğru zaman hangisi? Efendim zaten siz emlak sayfasında bununla alakalı çok ciddi, çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Gerçekten çok aydınlatıcı bilgiler. Ben bir aylık süreyi, seçim sonrası oluşacak bir aylık süreyi çok iyi değerlendirmelerini istiyorum. Bir aylık süre çok iyi değerlendirilmeli. Yani yatırım yapacak olan vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde bu yatırımı yapmaları gerekiyor bir aylık süre içerisinde. Çünkü piyasa dengesine oluşmadan, yani buradaki üreticiler fiyatlarını yükseltmeden hızlı bir şekilde konut, ticari alan, arsa yatırımı yapmalarını istiyorum. Bununla alakalı birçok şey var. Tabii bunlardan siz zaten bahsediyorsunuz. İşte lokasyondur, inşaat kalitesidir. Onun dışında ve özellikle yatırım yapacakları müteahhitlerin daha önceki konutlarına bir başvursunlar efendim. Doluluk oranları değil mi? Çünkü doluluk oranı, bunun yanında memnuniyet. Biz daha önce hiç gerçekleşilmeyen bir şey yaptık. Bizim şu anda her projemizde direkt şikayet ve memnuniyet kutusu var efendim. İmkansız denilebilecekleri biz başardık. Şu anda iki projemizde dilek ve memnuniyet kutucuğu var. Her hafta sonu girip alıyoruz ve ilgileniyoruz. Bizim konut satmakla bitmiyor. Onun için diyorum efendim, üretici kesimin efendim tamamıyla ürettikleri konutları, sattıkları müşterilerle birebir görüşmelerini istiyorum. Şimdi Çelebiler İnşaat'ın ürettiği projelere baktığınızda kendi içinde de bir müşteri kitlesi oluştu. Bak, yani bunu net görebiliyorsunuz. Sizden konut alımı yapan kitle daha çok nelere dikkat ediyor Mehmet Bey? Efendim şöyle, biz bilinçli kesime satıyoruz. Yani şöyle, şimdi çok değerli bir arkadaşım vardı. Aynı zamanda kendisi de uzman, finans uzmanıydı. Bir sözcüğü vardı. Derdi ki 200 bin liraya kadar konut satacaksanız çok önemli değil. Eğer konut fiyatlarınız 300 binin üzerinde çıkıyorsa dürüst olun. Neyi yapıyorsanız dürüst olun. Konutu ne üretiyorsanız onu anlatın. Bu konuda ben müteahhitleri, tekrar üretici kesimi, arkadaşlarımı, meslektaşlarımı şuna davet ediyorum. Efendim ne yapıyorsanız onu iletin. Yani özellikle burada, çünkü üretici kesim, müteahhit kendisi konut satmıyor. Biz kendimiz yıllardır konut satmıyoruz. Kendi pazarlama ekibimiz var. Onların iyi eğitilmesi ve dürüstlük ilkesi efendim kesinlikle olmalı. Onun dışında satışla alakalı bilinçli kesim bizden konut alıyor ve irdeliyor efendim. Açıklayıcı bilgi vermek gerekiyor. Yatırımcılar mı yoksa gerçekten orada yaşamak isteyenler mi daha çok tercih ediyor sizin projeleri? Şimdi bizim farklı konsepte yatırımlarımız var. Detaya inersek 3 artı 1, 4 artı 1 ve 5 artı 1 üretimlerimizin tamamını biz oturan kesime veriyoruz. Ama yoğunlukta, yani üretimimizin yaklaşık olarak %40'ını oluşturan kısım 1 artı 1 ve 2 artı 1. Tamamıyla yatırımcılara veriyoruz ve çok da memnunlar. Yine müteahhitlere tekrar bir bu konuda bir uyarım olacak. Efendim kayıt etsinler. Bütün müşterilerini kayıt etsinler. Arayanları kayıt etsinler. Soranları kayıt etsinler. Projeyle ilgilenenleri kayıt etsinler. Biz 5-6 yıldır bu sistemi kullanıyoruz. Şu anda portföyümüze inanamayacaksınız. 35 bin tane bizim kayıtlı müşterimiz, bizi ziyaret eden, bizi arayan, projelerimizden bilgi sahibi olmayan, olmak isteyen potansiyel müşterilerimiz mevcut. Kayıt çok önemli efendim. Biz bu tasnifi yapamıyoruz. Ülke bazında yapamıyoruz. Sadece inşaat sektörü için demiyorum. Kayıt çok önemli. Her şey, bütün veriler kayıt altına alınmalıdır. Bir de ben size özel bir soru sormak istiyorum.
Bursa'da bir dönem 3+1'ler çok revaçtaydı. 4+1'ler yine aynı şekilde. Fakat benim öngörüm bu iş biraz daha ufalmaya gidiyoruz gibime geliyor. Yani 1+1'ler, belki 1+1.5'lar gündeme gelmeye başlayacak. Sizce Bursa'da bu tarz konutlar talep görür mü? Efendim, Çelebi olarak merak ediyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz bunun efendim şöyle söyleyeyim, yine kendimizden örnek verelim. 2008-2009 yılında bu olayı Bursa'da gerçekleştirelim istedik. Çünkü İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da suit daire 1+1, 2+1 ama tabii ki nitelikli 1+1, 2+1. Yani işte 30 metrekare, 25 metrekare neti olan 1+1'ler değil. 60 metrekare, 55 metrekare. Tabii ki efendim. 2008 yılında, 2009 yılında planladık, projesini yaptık. Nilüfer'de 2011 yılında bitime ulaşmış 1+1 daireler ürettik. Evet, İstanbul kadar başarılı olamadık. Yani işte metrekaresini 6.000 dolardan, 7.000 dolardan konut satamadık belki ama 2.500 liradan, 3.000 liralardan konut satışı yaptık. Nasıl alanlardan? Satış hızı çok yüksekti. Tabii ki bu konuda hani firmanın da çok ciddi bir orada güvenilirliği ön piyasaya çıktı ve kanıtlanmış daha önce yaptığı projelerde kazanç kazandırdığı niteliği ortaya çıktı. Ondan dolayı müşterilerimiz bize güvendiler. Çok da memnun kaldılar çünkü 2008 yılında satışına 109 bin liradan başladığımız 1+1 projemizin şu anda fiyatı 210 bin liraya yükseldi. Tabii ki neden 210 bin lira? 1200 lira kira getirisi olan bir yer. 1200 lira kira getirisi olduğu için 210 bin liraya yükseldi. Herkes memnun. Biz ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü projemize de devam ettik. Ben şöyle düşünüyorum, sadece ülke bazında, Bursa bazında değil ama tamamıyla dünya bazında konutların küçüldüğünü düşünüyorum. Efendim, Almanya'ya ben defalarca ziyarette bulundum. Efendim, yine aynı şekilde Avrupa'ya defalarca ziyarette bulundum. Oradaki konutlar 60 metrekare, 70 metrekare konutlar. Aslında biz vatandaşlarımız kullanmadıkları metrekareye para ödüyorlar. Net olarak söylüyorum, çoğu müşterimizden algılıyorum. Hanımefendiler işte soruyoruz, siz ne kadar zamanınızı harcıyorsunuz? Bize söylemlerin %90'ı, ben %60'ını, %70'ini mutfakta harcıyorum. Tamam, mutfak metrekaresi çok iyi olmalı o zaman. 15 metrekare mutfak. Efendim nasıl olmasın? Ya mutfakta TV'm olsun. O zaman Amerikan mutfak diye tabir ettiğimiz mutfak salon bir arada açık mutfaklar devreye giriyor. Baktığımız zaman bir de yatak odası bitti. 1+1'de aslında artık bir aile dahi yaşayabiliyor. Onun için ben ilerleyen dönemlerde 4+1 olgusunun tabii ki olacaktır. %10'luk, %15'lik kısım tabii ki 4+1'de oturmak isteyecektir. Ama genel anlamda konut yapısının 2+1 ve küçük 3+1'lere döneceği kanısındayım. Çünkü klasikleşen işte daha yeni salonlarımızda oturabiliyoruz. Daha önceki dönemlerde salonlarımız sadece işte misafir geldiği zaman açılır, orada oturulur. Artık o kalmadı efendim. Onun için 2+1 çok net yetebilir. Tabii ki şimdi Batı yaşamında çekirdek aile olgusu da ortaya çıktı. Onun için 2+1 ve küçük 3+1'ler ilerleyen dönemlerde aile yapısına uygun. Ama 1+1, 2+1 geleceğin trendi efendim. Lüks projeler son yıllarda Bursa'da birkaç denemeyle başarıya ulaşamasa da hala müteahhitlerin birçoğu içinde bir lüks proje yapma isteği var. Fakat baktığınızda Bursa ya buna hazır değil ya da baktığınızda gerçekten asıl ihtiyaç hasıl olan şey lüks proje değil. Bu anlamda sizce Bursa'da lüks projenin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani lüks proje gerçekten Bursa'da şu an ihtiyaç mı? Ya da bunu yapmak isteyen müteahhitlere ne tavsiye edersiniz? Şimdi bu konuyla alakalı arkadaşlarımız sürekli beni uyarıyor. Diyor ki ya işte Çelebiler İnşaat bir sürü film proje yapıyorsunuz. Neden lokal alanlarda işe biliyorsunuz? Lokal alandan kastım Bursa'nın belirli bölgeleri, neden orada üretim yapmıyorsunuz? Şimdi efendim bilinçli üretim yapıyoruz biz. Şimdi Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da birçok lokasyonda biz konut fiyatlarını araştırdık. Şu anda bu lokasyonlar içinde fiyatı en düşük olan yer Bursa. Konut fiyatlarının en düşük olan yer Bursa. Çünkü konut alıcı kesimi yığınlıkta orta seviyede projeler istiyor. Yani işte ekonomik konutlar çok hızlı satılıyor. Biliyorsunuz mesela otomotiv sektöründe şu anda Bursa bir dev. Otomotiv sektöründe yaklaşık olarak 100 bine yakın işçi istihdam ediliyor.
Onun dışında efendim tekstil sektöründe yine aynı şekilde. Bunlar hep orta kesim. Evet yapabiliriz. Herkesin tabii ki gönlünde ya işte efendim kaliteli projeler yapsınlar, marka projeler yapsınlar. Ama uygun satılabilecek projeler. Ondan dolayı biz 1+1'e geçiş yaptık. Ondan dolayı 2+1 satıyoruz. Bugün bakıyorum müteahhit arkadaşlarım sıkıntı yaşıyorlar. Projeler çok güzel üretilmiş. Takdir ediyorum her birini. Müthiş projeler üretilmiş. Gidiyorsunuz fiyat sorgulaması yapıyorsunuz. Fiyatlar efendim 800 bin lira, 1 milyon lira. Efendim alınmaz, alamaz. O zümre çok az Bursa'da. Bursa'da %5, %10'luk bir kısım var. Çünkü Bursa'ya bütün Anadolu'dan yatırım yapılmıyor ki. Bursa kendi içinde, kendi düzeninde büyüyen bir şehir. Ondan dolayı ben lüks konutlara, evet lüks konut olmalı, başarılı konut projeleri olmalı ama 1+1, 2+1 nezdinde olmalı efendim. Daha metrekareleri küçültülmüş ama lüks diyebileceğiniz işte içerideki imalat, işte mutfak dolabı, kapısı, yeri, seramiği, dışındaki dış giydirmesi, sosyal alanları, otoparkları lüks olmalı. Her şey dört dörtlük olmalı ama metrekareler küçültülmeli. Bu şekilde işte metrekare bazında 200 metrekareyi 800 bin liraya satamazsınız belki ama 50 metrekareyi 200 bin liraya satabilirsiniz. Bu da yeni bir aslında baktığınızda model oluşabilir zaman içinde. Son olarak 2016'yı ve 2017'yi nasıl görüyorsunuz? Az önce de kendime ele verdim aslında. Yani herkes şimdi böyle yaparsa biz ne yapacağız? Tabii ki. Siz de yaparsınız. Latifesi efendim, işin latifesi. Ben 2016'yı 2017 dediniz. Ben Türkiye açısından 2023'ü bir dönüm noktası olarak görüyorum. Dış mihrakları, dış devletlerinin Türkiye üzerindeki iltimaslarının biteceğini düşünüyorum. Yani çıkarlarının bittiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz 1923 yılında zoraki yapılmış, yapılmak zorunda bırakılmış bir Lozan anlaşması var. Bu anlaşma 2023 yılında sona eriyor. Bu anlaşmayla beraber yeraltı kaynaklarımızı, yeraltı zenginliklerimizi anlaşmayı sonlandırmakla zaten oynanan oyunlar bunlardan ibaret efendim. Efendim yok işte şu oyun oynandı, yok şu parti yaptı, yok şu parti, yok efendim şu oluşum, yok şu terör örgütü, yok efendim burası. Hiçbir şeyle alakası yok. Tamamıyla dış mihrakların oyunları bunlar efendim. 2023'ü ben aslında dönüm noktası olarak. 2016'da konut satacağız mı Mehmet abi? Direkt onu sorayım sana. Kesinlikle. 2015 yılından sonra, bu seçimlerden sonra Türkiye'nin önü açıktır. Tamamıyla açıktır. Yani 2016 yılında, 2017 yılında bunu net bir yere yazın. Konut fiyatları %25 artacak. Net söyleyeyim. Efendim her şey, refah seviyesi çok ciddi yükselecek. Ben bunu söylerken bunlardan bahsediyorum. Efendim şu anda rakamlarla ifade edemeyeceğimiz kadar fazlalıkta bir para Arap dünyasından ülkemize hızlı bir şekilde giriş yaptı. Arkadaşlarımı takip ediyorum. Her gün bir Arap yatırımcıya daire satıyorlar, konut satıyorlar, ticari mülk satıyorlar. Ben ülkenin çok ciddi şekilde Bursa'nın, İstanbul'un, İzmir'in, Ankara'nın ve tüm ülkenin çok ciddi bir şekilde refaha ulaşacağını düşünüyorum efendim. Ve hiçbir şekilde tamamıyla aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. 2015, 2016, 2017, 2018, 2023'te müthiş derecede ben Türkiye'nin ilk 7, ilk 6, ilk 5 belki de ülkesi arasına gireceğini düşünüyorum. Bu anlamda konut sektörünün önü yine açık diyorsunuz. Kesinlikle önü açık. Yani konut sektörü tamamıyla önü açık. Ben globalleşmenin olacağını düşünüyorum Türkiye'de. Türkiye'de biliyorsunuz ABD mesela Birleşik Devletler içinde bir sürü ırkı, bir sürü milleti barındıran bir yer ve herkes oraya yatırım yapıyor. İşte kim efendim Uzak Doğu, Orta Doğu, Avrupa, Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Kuzey, Güney Avrupa, Afrika'nın zengin bölgeleri tamamıyla. Ben Türkiye'nin Arap Yarımadası'nın, Afrika Adası'nın tamamıyla yatırım bölgesi olacağını düşünüyorum. Ondan dolayı ben globalleşmenin olacağını düşünüyorum. Sadece ticari anlamda değil, din, dil, mezhep, kültürel anlamda hiçbir ayrımım. Çünkü biz o sınavı verdik. O sınav bitti efendim. Ondan dolayı dil, din, mezhep, ırk ayrımı olmadan globalleşen bir ülke olacağı kanısındayım.
Beklentiler oldukça olumlu. Evet. İnşaat sektörü de inşallah parlak bir döneme tekrardan kavuşacak. Zaten iyi ışıkları almaya başladık sektörle. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Ben verdiğiniz emekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten konutu, inşaatı çok ciddi şekilde araştırıyorsunuz ve çok hassas şekilde davranıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum ben size. Line TV'ye de teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Evet değerli izleyiciler, Emlak Sayfası'nda bugün İnegöl Mobilya Fuarı'ndaydık. İnegöl'e yapılacak yeni Mobilimo mobilya alışveriş merkezinin detaylarını Mehmet Çelebi'den dinledik. Bursa'daki kentsel dönüşümün geleceğini de kendisi bizlere anlattı. Emlak Sayfası bugün farklı bir yerden sizlerin karşınızdaydı. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın. Bursa'nın Yapı Taşı Atış Yapı sundu.